10 Nisan 1815. Endonezya'nın Sumbawa adasında Tambora yanardağı patladı. Ses 2000 kilometre öteden duyuldu. Patlamanın enerjisi Hiroşima bombasının 80 bin katına yakındı. Asıl tablonun büyüklüğü ise ertesi yıl ortaya çıktı. Çünkü 1816 tarihe Yazsız yıl olarak geçti. Tek bir patlama yaz ortasında kuzeye kış duygusunu taşıdı. Tambora patladığında 200 milyon ton kükürt dioksit stratosfere ulaştı. Bu zerrecikler güneş ışığını zayıflattı ve ortalama sıcaklıkları yaklaşık 3 derece düşürdü. 1816 yazında Avrupa'da kar rapor edildi. Amerika'da Connecticut'ta Temmuz ayında don görüldü. İrlanda'da patates mahsulü bozularak 100 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Çin'de pirinç hasadı ağır kıyır kayıp verdi. En çarpıcı ayrıntı. İsviçre Alplerinde Villa Diodati'de yağmura kapanan yazarlar arasında 18 yaşındaki Mary de vardı. Kesintisiz kasvet ona bir korku anlatısı yazdırdı. O metin Frankenstein oldu. Bu doğal felaket insanlık tarihinin ilk küresel krizlerinden biri olarak görüldü. Kuzey yarım kürede mahsur kayıpları %75'e kadar çıktı. Avrupa'da kıtlık yaşandı. Amerika'da batıya göç hız kazandı. Almanya'da ot bulunamadığı için at eti tüketildi. Hindistan'da muson düzeni bozuldu. Kolera büyük bir yayılımla ortaya çıktı. İngiltere'de William Turner'ın gün batımı tabloları Gökyüzündeki olağanüstü renkleri tuvale taşıdı. Tambora patlaması, dünyanın ilk kez gerçekten birbirine bağlı yaşadığını gösteren güçlü bir örnek oldu. Endonezya'daki bir zirve, İrlanda'dan Çin'e uzanan bir etki zinciri kurdu. Modern iklim biliminin tartışmaları bu kırılma üzerinden şekillendi. 1815'teki o patlama çağın hafızasında yerini aldı. Daha fazla tarih için son mühürü takip edebilirsiniz.